Hocam selamlar. Kulunç ağrılarım var. Ne kullanabilirim? Harpago V seti. Her türlü romatizma, artrit, artroz, kulaç ağrım varsa fibromiyalji var demek. Hocam hayırlı günleriniz olsun. İnşallah çok zayıfım. Kilo almak istiyorum. Hangi ürünüzü kullanmalıyım? Chantian V seti. Kilo aldırır. Kimi kilo almak istiyor, kimi kilo vermek istiyor. Ben de kilo vermek istedim. 96 kilodan 70 kiloya düştüm. Neyle? Forskolin. Forskolin, alfa lipoik asit. Alfa lipoik asit iştahınızı keser. 3 ayda kaç kilo verdim? 26 kilo. Evet, forskolin nane gibi bitki, renkli. Bazıları bunu süs bitkisi olarak yetiştiriyor. Bunun birleşiminde adenozin monofosfat. Bu adenozin monofosfat değiştiriyor, dönüştürüyor adenozin difosfata. Çalıştırıyor sistemi. Yani metabolizma vücut enerji üretiyor. Enerji üretiyor, enerji üretiyor, yakıyor, yakıyor, yakıyor. Neyle yakacak? Depodaki yağları yakarak enerjiye dönüştürüyor. Adenozin difosfatı adenozin monofosfata dönüştürüyor. Siklaz enzimi. Sadece burada forskolin yok. Bunun birleşiminde Garcinia Kamboçya var. Garcinia Kamboçya bu elma büyüklüğünde bir meyve. Limondan 50 kat daha güçlü hidrositrik asit içerir. Limon suyu sitrik asit içerir. Limon suyu sıcak suyla limon suyu. Fakat Garcinia bundan 50 kat daha güçlü hidrositrik asit içerir. Ne işe yarar? Tüketmiş olduğumuz gıdaların yağa dönüştürülerek depolanmasını önler. Böylece mevcut yağlar yakılır, enerji dönüşür. Sadece Garcinia Kamboçya değil. Gurmar hem diyabeti iyi gelir hem zayıflatır. Avokado yaprağı ekstraktı. Hem böbrek taşlarını iyi gelir hem zayıflatır. Kiraz sapı ekstraktı. Mısır püskülü ekstraktı vesaire vesaire. Funda ekstraktı. 10 çeşit ekstrakt içerir. Forskolin, alfa lipoik asit, CLA 3 tane kapsül. CLA konjuge linoleik asit. Yağ olmasına rağmen don yağdan üretilir. Yağ olmasına rağmen yağ yakıcıdır. Alfa lipoik asit de aynı şekilde yağ yakıcıdır. Garcinia Kamboçya, forskolin çok özel bir formül. Hocam Pemphigus vulgaris bahseder misin? Pemphigus vulgaris kabarcıklı böyle yara ağzında olursa yemekte içmekte zorlanabilir. Cildinde, vücudunda pis kokulu bir cilt hastalığı. Her türlü cilt hastalığının tek bir sebebi var. Fark etmez. Sedef, ekzeme, akne, liken, liken planus. Hepsinin tek bir sebebi var. Kandida. Alerjik hastalara, cilt hastalarının tek bir sebebi var. Bağırsaklara kandida. Kandida yok edersiniz. Cilt hastalıkları, alerjik hastalıkları, psikolojik sorunları yok edersiniz. Bu kadar basit. Bunun için de hamamelis ve eseti kullanmak gerekir. Hocam hayırlı yayınlar. Sürekli boğazımda gıcık var. Genelde yatınca öksürük tutuyor. Ne yapabilirim? Afrika sardunyası dünyada. Sinüzit, faranjit, bronşit için en etkili. Afrika V seti kullanın. Kandida varsa V seti, kandida yoksa orta set kullanın. Kandida yoksa kolay, orta set. Kandida varsa zor. Kandida olup olmadığını bir bardak suya tükürüyorsun. Tükürüğün saçaklanıyorsa, çöküyorsa, yapış yapıştırıyorsa kandida var. Kandida varsa iş zor. 7-8 ay sürebilir. Kandida yoksa çok basit. Geçen bir doktor, profesör doktor kandidayı anlatıyor. Adam kandidanın analizlerden çıkacak söylüyorsun. Kandidanın teşhisi ilk 4 evrede mümkün değil. Çünkü bağırsak kini gibi yapışıyor. Dokunuş şeklini, rengini alıyor. Doktor makattan baksa bile ne görüyor? Sümüksü bir şey görüyor. Bağırsak salgılanmış olduğu mukos zannediyor. Anlamıyor. İlk 4 evresinde teşhisi yok. Hocam ürünleriniz indirim veya kampanya olacak mı? Ürünlere indirim kampanya dolar düşerse olacak. Dolar düştü mü? Ben görmedim. Hocam saçımda kepek var. Kepek varsa hamamelis şampuanı ama kandida varsa hamamelis V seti. İçeriden kaynaklanıyor. Hocam Alzheimer'ı durduran bir ilaç çıktığı söyleniyor. Var ilaç zaten. Ginkgo. Dünyada Alzheimer'a karşı en etkili bitki ginkgo. Safran, aslan yelesi. Aslan yelesi mantarıyla ilgili profesörü doktor Rita Levi-Montalcini beyinle ilgili yapmış olduğu araştırmalardan beyinde yapısı, dokusu, özellikleri bozulan hücreleri tamir eden bir nerf graf faktörü diye bir enzim buldu. Beyinde makine gibi çalışan enzimler var. Tadilat, tamirat, yenileme, yapısı, dokusu, özellikleri bozulan hücreleri yenileyen bir enzim var. Makine gibi çalışıyor. Bu enzim bozulursa, azalırsa, işini yapamazsa insan beynindeki hücreler hızla ölür. Bu da ne olur? Alzheimer olur, Parkinson olur, Huntington olur vesaire vesaire. Safran, aslan yelesi, ginkgo. Alzheimer, Parkinson, Huntington, MS hastasını bile var. Tedavi ettiğimiz çok şükür. Bunu profesör doktor Kawagishi, Japon ilim adamı buldu. Nobel ödülü alamadı. Başka bir Avrupalı bulsaydı, Amerikalı bulsaydı Nobel ödülü alırdı. MS hastasıyım, ne önerirsiniz? MS hastası aslan yelesi ve hocam Graves hastasıyım. Henüz ilaç başlamadı. Graves. Kaserimesi. Çemen V seti. Günaydın, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Hocam babam 65 yaşında, 30 yıldır böbreklerinde kis var. Su dolu, zararsız diyor. Sizin tedaviniz var mı? Var. Maytake V seti. Benim de rahim duvarına yapışık miyomlar var. Ameliyat olamıyorum. 6 kez batın ameliyatı geçirdiğim için aşırı kanama yapıyor. Hayıt V seti artı maytake. Şimdi miyom sert taş gibi bir şey. İlk 3-4 ayda belki yavaş yavaş
küçülme olabilir. Bazen uzun sürebiliyor. Bu çok sert olduğu için kist erimesi daha kolay. Miyomun erimesi biraz daha zor. Zaman alabiliyor. Sabrederseniz tedavidir. Hocam kızım doğduğunda oksijensiz kaldı. Sonra küvezde havale geçirdi. Sonradan beyindeki damar tıkanık dediler. Kızım 2008 doğumlu. Var mı bir öneriniz? Ginkgo V seti. Hocam bu salgın için ne önerirsiniz? Afrika sardunyası V seti artı karanfil. Clove. Afrika sardunyası, ekinezya, karamürver. Kandida yoksa bağırsağınızda. Mini set. Kandida varsa V seti. O zaman zor iş. SIBO için öneriniz nedir? SIBO için çoban çantası V artı probiyotik. Bir çözümünüz var mı? Nöropati. Nöropati için var. Nöropati için aslan yelesi V seti. Şimdi mide asit salgılıyor. Hidroklorik asit salgılıyor. Pepsin salgılıyor. Interesting faktör vesaire vesaire salgılıyor. Mide asidinin kalitesi düşerse ne olur? Reflü olur. Proton pompası, asit pompası, inhibitörü kullandığın zaman mide asidinin kalitesini düşürüyor. Ne oldu? Daha kötü oldu. Geçici biraz baskılar tedavi etmez. Daha kötü olur.